Gobeller merhabalar. Şimdi deltoid konusundayız arkadaşlarım. Güzel bir konudur. İyi işe yarayan bilgiler içerir. Lütfen dikkatli dinleyin. Vira bismillah diyorum, başlıyorum. Şimdi deltoid hakkında bilmemiz gerekenler, sonra ne yapıyor soruyla devam ediyor dostlar. Şurada bir deltoidi bir tanıyalım. Şimdi normalde deltoid diye bir dörtgen yoktu. Sonra bir amcanın biri çıktı, dedi ki lan dedi, ben şöyle iki tane ikizkenar üçgeni alayım. Bak, bir tane ABD ikizkenarıyla hemen altında da BCD iki tane ikizkenar üçgeni alayım. Bunların da taban uzunluklarını, yani eşit olmayan kenarlarını, şu kırmızıyla çizdiklerimi eşit seçeyim. İkisininkini de aynı uzunlukta seçmiş. Bunları dedi getirdi birbirine yapıştırınca dedi yeni bir dörtgen çıksın demiş karşımıza. Bu dörtgenin de adına deltoid diyelim demiş. Yani dolayısıyla deltoidin böyle kendine ait bir özelliği yok. Bütün özellikleri ikizkenar üçgenden türemiştir dostlarım. Bak hemen başlayalım. Şimdi üstteki yeşil ikizkenarın şu açısıyla şu açısı eşit değil mi dostum? Eyvallah. Alttaki ikizkenarın da bununla bu birbirine eşit. Hadi gel bunları yapıştır. Bak burası ne oldu? A artı B. Burası ne oldu? A artı B. Bursa'yla Denizli açıları birbirine eşit çıktı. İşte diyor ki deltoid, benim diyor şu yandaki açılarımın ölçüleri birbirine eşittir. Halbuki bu deltoidin özelliği mi? Yok. İkizkenardan bulduk biz bu özelliği. Birinci özelliğini çıkarttık, bak devam. Şimdi kayı kuralını hatırla kardeşim. Şu A'dan ikizkenar üçgenin tabanına bir yükseklik indirdiğinde bu yükseklik kayı kuralından dolayı hem kenar ortay hem de açı ortay olmuyor muydu can öğrencim? Veya aynı şeyi alttaki üçgen için yapalım. Bak yükseklik çizmişim. Kenarı ikiye bölecek mecbur. Aynı zamanda da açı ortay olacak değil mi can öğrencim? Şimdi yapıştır bunları. Bak neler çıktı. 1. Bu yükseklik görüyorsunuz kenar ortay. Bu açı ortay oldu. İşte diyor ki kural, deltoid de şöyle söylüyor. Diyor ki benim diyor kısa köşegenim ikiye bölünür. Kısa köşegen hangisi? Şu eşit olan açılar var ya dostlarım üstteki. Onları birleştiren köşegen ikiye bölünürmüş. Biz kısa köşegen diyeceğiz. Yani şu şekle göre kısası burası. Kısa köşegen açı ortay eşit bölünür. Eşit ikiye bölünür. 3. Uzun köşegen. Uzun köşegen açı ortaydır. Açı ortaydır. Dostum, yalnız uzun köşegen, şimdi benim çizdiğim şekle göre kısa burası, uzun burası da, amca öyle bir deltoid çizecek ki sana sorularda, hangisi daha kısa köşegen, hangisi daha uzun, sen soruda anlamayacaksın. Boyutlarına baktığında hangisi kısa, hangisi uzun anlamayacaksın. O durumda da şuna başvuracaksın. Deltoidde ikiz kenarlar hangileri? Yani ikiz kenar üçgenin tepelerini birleştiren köşegen her zaman uzun köşegen ve açı ortay olacak. Tamam mıdır dostlarım? Başka, köşegenler dik kesişiyor bakın. Köşegenler dik kesişiyormuş. Bir diğer özellikle de alanını söyleyelim. Alanı dostlar her zaman şuna eşitmiş. Köşegenler çarpımının yarısı AC çarpı BD bölü 2'ymiş dostum deltoidin alanı. Normal bütün dörtgenlerin alanını bulduğum formülü yazdım buraya. Köşegenler dik kesiştiği için sinüs 91'dir yazmaya gerek duymadım. Bu uzun köşegen iki tane üçgen çıkarıyor. Bak bu üçgenler birbirine eş. Dolayısıyla bunlardan birinin alanını bulduysan diğerini de buldun sayabilirsin. Evet, geldik sorularımıza. Bakın burada ne diyor? Deltoidin ikiz kenarları şunlar, tepeleri burada. Demek ki yan açılar bununla bu. Bunların ölçüleri birbirine eşit olacak. Yani 3 alfa artı 15 eşittir 4 alfa eksi 25'e. Buradan alfa burada, 25'i de buraya atalım, 40 olsun. Alfamız 40 çıktı. Hemen şuna bakalım. Deltoidi görüyoruz şimdi bakın. Şununla şu eşitmiş deltoidde. Demek ki burayla da burası birbirine eşit olacak arkadaşlarım. İki tane ikizkenar üçgen olacak dedik çünkü. Bak burada da bir ayrıyetten bir ikizkenar üçgen var. O halde burası da 35 hocam. 35, 35, 70, burası 110 öğretmenim. Yan açılar eşitti birbirine öğretmenim. Deltoidin ilk özelliği bu da 110. Bak 110, 45 daha 155,
25 kaldı. Ceyhan'ı paketledim. Evet, yine bir deltoid ve deltoidin görüyorsun yan açıları eşitti. 108. Şunlar ikizkenar olacak. Buraya da tıkı koydum. Bak burada da bir ikizkenar çıktı. O halde 72, 72, 144, 36 geldi. X dediğimiz açı. Hemen şuna bakalım. ABC'de bir deltoid, BC ile CD birbirine eşitse demek ki diğer ikizkenar da burada. Bursa ile Denizli'de bir açıları eşitti. Bu da dik açı. Burası açıortay olacak demiştik falan filan. BAD 60'mış. Demek ki burası 60'sa bu da açıortay olacağından 30, 30 yazdım. Bak 30, 90 buraya 60 geldi. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4'ü yapıştırdım. Şimdi bunlar özellik öğrenme soruları bu arada arkadaşlarım. Sınavda böyle bu kadar basit sorular gelmeyecek, haberiniz olsun. Peki buna bakıyoruz şimdi. Deltoid, tamam gördük, 12, 12, 12. Hatta şuranın da 90 olduğunu da söyleyelim biz. Verilenlere göre BDX nedir diye bir soru sormuş. Hemen dostum, uzun köşegeni de biz çözelim, çizelim. Köşegenler dik kesişiyordu. Kısa köşegen ikiye bölünüyordu. Şuna H, şuna da H diyelim. Bak bu dik üçgeni elime alıyorum şimdi. 9, 12, 15 dik üçgenidir. Ah bacı yapalım. Neydi ah bacı? Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı. Yani 15 ile H'ın çarpımı dik kenarların çarpımına eşit. Hemen böl 15'e her iki tarafı. H eşittir. Buradan ne geldi? Böl 3'e 5. Böl 3'e 3. 36 bölü 5 geldi dostum. Tabi bu H. Bana 2 H'ı soruyor. 72 bölü 5'tir sorunun cevabı. 2 ile genişletiyorum. 144 bölü 10'dur. Yani budur cevap. Edirne'yi işaretledik. Geldik buna. Köşegenler dik kesişiyordu. Yazdım. Kısa köşegen 2 eşit parçaya bölünüyordu. Buraya da 2 kök 6 yazdım. Şuradan Pisagor yapıp burayı 6 değil, ne buluyorum? 16, 2 buluyorum burayı. Yok, bir şey buluyorum. Neyse, buluruz Pisagor'dan. Uzatmayayım şimdi. Ama ben direkt diklikten diklik indiği için Öklit yapacağım arkadaşlarım. 2 kök 6'nın karesi 24 eşittir. Yakın olan 4, tamamı 4 artı x. Yani 4 çarpı 4 artı x'tir dedim. 4'e böldüm. 6 eşittir 4 artı x. Bursa'yı işaretledim. 7. sorumuz. Köşegenlerin dik kesiştiğini unutmayalım. Burası 90. Bak şurasını da 90 vermiş. İkiz kenar aynı zamanda dik. 45'leri yazıyorum o halde. Tabii ki buralar da 45-45 oldu. Bunları da yazalım. 6 ise 90'ın karşısı, 45'lerin karşısı 3 kök 2'dir. 3 kök 2'dir. 3 kök 2'dir. Bunu yazalım. ED, BE'nin 2 katıymış. O halde burası 6 kök 2 olacak. Bunu söyledik. Şu dik üçgende de dostum. Bak biri 3 kök 2, biri 6 kök 2. Yani 2 katı olduğunu fark et. Neydi bu durumda? Benim hatırım için ezberlemiştiniz. Küçük olanın, yani 3 kök 2'nin kök 5 katıydı hipotenüs. O halde 3 kök 10 geldi. Evet, köşegenlerin dik kesiştiğini unutmayın. Bakın bunu dörtgenlerde de çok çözdük arkadaşlarım. Şimdi üçüncü bir kenarın ortasını da biz alıyorduk. Şöyle yapalım. Ortasını biz böyle gösterelim. K diyelim buna. EK'yı birleştirirsem bu EK BD'nin orta tabanı. Dolayısıyla yarısı uzunluğuna eşit olacak 4. KF'yi birleştirirsem bu da AC'nin orta tabanı, yarısı olacak 6. Köşegenler dik kesişiyorsa bu da dik üçgen oluyordu. Ve 4, 6, 2 kök 13 çıkar hipotenüsümüz. 4, 6 sürekli çıkan bir üçgen. Bak aynısı. Hemen şu kenarın ortasını alalım mesela. EK diyelim buna. Şimdi BD 30'muş, AC 16 ise EK orta tabanı olacak değil mi dostum? Burayı da 2'ye böldüğü için 8. KF'yi birleştirdim. Bu da BD'nin orta tabanı olacak 15. Aradaki açıda 90 olacak köşegenler dik kesiştiği için. 8, 15'ten 17 buldum EF'yi. Evet, buna bakalım. Yine deltoid, bak bu kenarla bu kenar eşit. Şimdi bu alttaki ikiz kenar üçgenin tabanı burası. Ve tabandan ikiz kenarlara diklikler gitmiş. Bunların toplamı eşit açıdan çizdiğim yüksekliğe eşitti. Yani şu yüksekliğin uzunluğu 4 ile 2'nin toplamı 6. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12. BC'yi soruyor. Tabii ki o da 12 gelecek ikiz kenar olduğu için. Evet, şimdi bu 8 ise kısa köşegen 2'ye bölünüyordu. Bu da 8. Köşegenler dik kesişiyordu. Bakın şu F noktası ağırlık merkezi oldu dostum. Çünkü şu adam kenar ortay. Bu da kenar ortay.
ağırlık merkezi geldi. Burası x ise burası 2x oldu yani. Hatta 12 ise burası 6 oldu. Ve bak 6, 8, 10'dan 2x'i 10, x'i de 5 bulduk. Buna bakalım. 6, 8, 10. Burası da 10. Bak şurada da bir ikizkenar var. Demek ki şu ortadaki dörtgen bir deltoid. Demiş ki AF, FD'nin 3 katıdır. AF 10, FD'nin 3 katıymış. O halde burası 10 bölü 3. Tabii ki bu da 10 bölü 3 olacak. Başka CD eşittir gördük onu. X kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi iki karşılıklı 90 derece varsa şu ortak olan hipotenüslerini çiziyorduk. Burada deltoid olduğu için burası kesin açıortay geldi mecburen. Başka ne diyebiliriz? Bir de şunu söyleyelim. Bakın bu açıortayın kafa burada. Şu bir kolu, şu da diğer kolu. Buradan bu alttaki kola bir diklik inmiş. Şu kola da bir diklik biz inersek bu diklikte 8 olacak diyebilirim ben. Hani şöyle çizdiğimde bu diklik de 8 olacak. Şurası 8. O zaman burası da 6 olacak. Belki bir işe yarar diye düşündüm ama çok da yaramadı. Şurada bir benzerlik yapalım. Gerçi yarıyormuş ya. A 90, B tersi de B 90, şurası da A. Benzerlik yapalım. Bak 90'ın karşısı 10 bölü 3. 90'ın karşısı 10. Yani 3 katı. A'nın karşısı burada 6 ise burada 3 katı olması için 2. Cevap geldi bile. Evet, yine şurada da bir deltoid görüyorum ve bir de yamuk görüyorum. Yamuk da üst kenarla alt kenar birbirine paralelmiş. Hemen çizdik. Deltoid olduğu için bu bir açıortaydır dedik. 3 ise burası da 3 olacak çünkü deltoid burası. Ve şuradaki Z harfini gördüm arkadaşlarım. Bak burası da şöyle bir açı oldu, şöyle bir açı. Ve bunlar ikiz kenar olduğu için buranın da buraya eşit ve 7 olması gerekiyor dedim. 3'ünü vermiş, 4'ü de ben işaretledim dostum. Geldim buna. Bak deltoidmiş bu. 12 ise şuranın tamamı da 12'dir. O halde uzun köşegen açıortaydır gösterelim. Bak açıortayın kafa, kol, ayaklar da şurada görün. Şunlar da ayak. Burası da vücut. Ayaklar 4'e 3. 4 ayağına 12 düştüyse 3 katı, 3 ayağına 9. 12 olması için de x'in 3 olmasıdır dedim. Muhabbet. Geldik buna. Şimdi yine aynı şeyi yapacağım. Deltoidin şurası açıortaydı arkadaşlarım. Açıortayı gösterdim. Kollarına bakın. X ile x artı 8. X bölü x artı 8 eşittir. Ayaklar 7 ile 11. 7 bölü 11'e. 7x artı 56 eşittir 11x oldu. 56 eşittir 4x, 14 eşittir x geldi. Adana'dan çıktı cevap. 16 numaradayım. Bakın yine deltoid 9, 9 tık tık. Deltoid demesine gerek yok. Dörtgen deltoid zaten. Hemen uzun köşegenin açıortay olduğunu söyledim. Şimdi ayaklara bakalım. 5, koluna bakalım. 9 ile 6'nın toplamı 15, 3 katı bak. Ayak 4, o zaman kolu 3 katı olacak 12. 9'u burada x'e kaldı Ceyhan dedim. 17. soru, yine açıortay muhabbeti yapacağız. Bak KK 2K olacak deltoid olduğu için. Burası da ikizkenar. Görüyorsun. Bu taraf da ikizkenar olacak. Dolayısıyla tepesini birleştiren şu doğruda açıortay. Hemen 1'e 2 oranı var. 4'e 8 olacak o zaman x dediğimiz açıortay teoreminden. Hadi burada da bakalım. Şimdi deltoid olduğunu söylemiş. X ise bu da x o zaman. Demek ki şunu çizersem ben, bu uzun köşegen açıortay oldu. Kolları 15'e 26. 15 bölü 26 eşittir. Ayaklar x bölü 13. Bak burası yarıya düştü. Bu da 15'in yarısı olacak. Bursa'yı işaretledim. 19. BKLN deltoid. Demek ki bununla da bu eşit. Hatta ben şunu çizersem, bu da uzun köşegen olduğu için açıortay. AB 12. BC 16. Şimdi 12'ye 16 kollarının oranı. 4'e bölersem 3'e 4. Yani burası 3K, burası 4K. Ve bana burayı 14 vermiş. 7K 14 ise K 2. Bak hep açıortay yapıyoruz son birkaç soruda. O halde 3K'nı soruyor 6. Açıortayı iyi bir kez daha hatırlayın arkadaşlarım. Bir deltoid ise bu da buna eşittir. Bu benim uzun köşegenimdir ve açıortay olmak zorundadır.
AB'yi 15 vermiş, AC'yi 20 vermiş. Hemen 5'e bölelim. 3'e 4. O halde 3K 4K. Yani 7K eşittir 21, K eşittir 3. 4K'yı soruyor. Ceyhan'ı paketledim. 21. sorumuz ABCD deltoidmiş ABCD ve AB ile AD birbirine eşitmiş. Dolayısıyla DC ile de BC eşittir. O halde burası 11 eksi x olur. Bak şunu çizdiğimde, şöyle çizdiğimde arkadaşlarım, burası da yine hem bu taraftan hem o taraftan şöyle gösterelim, açıortay olacak. Şimdi burada şu üçgenin dış açıortayını çizmişiz arkadaşlarım. Şu çizdiğim C'den açıortay dış açıortay. Yakın kol 11 eksi x, uzak koluysa 10 eşittir. Dış açıortay burada bitti. Birinci ayak 8, ikinci ayak 20. Bak bu yarıya düşmüş, bu da yarıya düşecek. Demek ki şurası 4. 11'den de 7 çıkarsa 4'tür. Bu biraz daha zormuş bu arada. Buna bakalım ne diyor? Yine bir deltoid falan filan falan filan bir sürü eşitlikler var. 7,5 10 12'yi gördüm. Alan ABCD nedir diye de bir soru sormuş bize. Alanını bizden istiyor. Şimdi AB ile AD eşitmiş arkadaşlarım. Deltoid şöyle. Bununla bu eşit. Demek ki bununla da bu birbirine eşit verilmiş. 10, 7,5 ve 12 vermiş buraları da. Tamam hocam. 15, 20, 24. Çok da böyle bildiğimiz açılar değil. Şimdi ilk aklıma gelen N noktası köşegenlerin kesim noktasıymış. Ha, o zaman şunu bir çizelim ya. Bu bir köşegen. Mecbur bu da köşegen değil mi arkadaşlarım? Ve köşegenler dik kesişiyor. Bak dik açıdan inen kenarortay muhteşem üçlü yaptı 10 10. Yine dik açıdan inen kenarortay muhteşem üçlü yaptı 7,5 7,5. Yani şurası 15 çıktı. O zaman bu da 15. Burası da 20 geldi. Bak 12 16 20'den burası 16. Bunu da söylemiş olalım. Başka evet, 12. Şurası da 9 12 15'ten 9'u da yazalım. Şimdi uzun köşegen 16 ile 9'un toplamı 25. Kısa köşegende 12, burası da 12 olacaktı. 24. Alanı neydi? Kısa köşegenle uzun köşegenin çarpımının yarısı. Yani 12 çarpı 25'miş arkadaşlarım. 4 tanesi 100 yapıyor. 3 kere 4 de 300 yapıyor. Evet. Deltoid. Tamam. KLM'nin üzerindeki kenar noktaları AD eşittir DC'ye. 6'yı 12'yi vermiş. Alan ABC'de nedir diyor. Normal dörtgenlerde ne öğrendik? Bu ortada oluşan dörtgen daima paralel kenar. Eğer büyük dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa dikdörtgene dönüyordu. Burası dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıdır. 72. 6 çarpı 12'den. Ve buradaki dörtgenin alanı tamamının yarısıydı. 144. Şimdi burada ne demiş? AEBE'nin iki katı K'ya 2K'yı yazalım. CF BF'nin iki katı M'ye 2M yazalım. Alan DEF'yi de 15 vermiş bize. Tamam hocam onu da gördük. Ne istiyor bizden? Alan ABCD deltoidin alanı acaba nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi ben şu uzun köşegeni de bir çizeyim. Şöyle çizdim. Bak burayı 1'e 2, burayı da 1'e 2 böldüğünden bu EF AC'ye paralel oldu dostlarım. Yani burası 90'sa burası da 90 oldu. Şuraya ben A dediğim takdirde şurası 2A olacak. Çünkü burayı 1'e 2, burayı da 1'e 2 bölmüş olacak. Ve burası 3A ise kısa köşegen 2'ye bölüneceğinden burası da 3A gelecek. Sonra şu EF'ye X diyelim. EF uzunluğuna. Bak benzerlik yapıyorum. 1 bölü 3. X bölü 3X olacak. AC 3X. Şimdi bizden deltoidin alanını istiyor ya bak deltoidin köşegeni bir 6A birinci köşegeni 3x ikinci köşegeni çarpıp 2'ye böldüğümde benden istediği şeyi buluyorum. Hatta şöyle sadeleştireyim. 9 tane AX istiyor benden. Peki neyi vermiş bize? Mavi üçgenin alanını. Mavi üçgenin de yüksekliği 5A, tabanı X bölü 2'yi 15 vermiş bize. Gitti gitti 3. AX ne çıkıyor? 2 kere 3'ten 6. Burası 6. Bana da 9 çarpı 6'yı soruyor.
54'ü yazdım arkadaşlar. Evet, 25. sorumuz, bakalım bu ne diyor? 150, 30, 4 deltoidin alanı, hemen uzun köşegeni çizelim. Burayı 15, burayı 75, 75 diye bölecek diyelim. Bak 15, 75, 90 üçgeni. Köşegenler dik kesişiyor. Kısa köşegen 2'ye bölünüyor. 2, 2. Şimdi şu üçgen 15, 75, 90 üçgeni ve yüksekliği 2. Kural neydi 15, 75'te? Haşa 4 haş. Demek ki şurası 4 katı olacak 8. Bak uzun köşegeni de buldun. Uzunu 8, kısası 4. Çarp 2'ye böl, alanı bulursun. Evet, BE, DE'nin 4 katı, K'ya 4K diyelim. Deltoidin alanı 90. Şimdi bu uzun köşegen alanı 2'ye bölüyordu. 45 burası, 45 burası. Bak buradaki 5K'ya şu üçgenden 45 düştü. 1K'ya 9 düşecek. Burasının alanı 9, burası da 4 katı 36. AC 12'ymiş, burası 2'ye bölüyordu, 6, 6. Şimdi 36'lık alanı biz nasıl bulacağız normalde şu dik üçgenin alanını? 6 çarpı 4K bölü 2, 36'ymış. Gitti gitti 3 kaldı. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 12, 4K 12 ise K'yı da 3 buldum. Demek ki şurası 3. Burası da 12. Bak burası 3, 6. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katıydı. 3 kök 5. 3 kök 5. 6, 12 ise de 6 kök 5. 6 kök 5. Neyi soruyordu? Çevresini. 3, 6 daha 9. 9 da buradan 18 tane kök 5. 27. Kaç soru varmış bir bakayım da arkadaşlarım şöyle ya. Oho, bu sorular gidiyor böyle yeni nesile kadar. Geleceğiz. Kaç soru varmış? 32. Biz 27'de miydik? 26, 27'deyiz. Hadi bakalım. En azından yeni nesile kadar çözerim. Deltoid, o zaman köşegenler dik kesişecek. AC 16, tamam. BD 12, hatta 6, 6 diyelim. Ha, alanını soruyormuş ya, gayet basit değil mi? Köşegenleri çarp, 2'ye böl. 12 ile 16'yı çarp, 2'ye böl. İşaretle gitsin. Bu çok önemli bir soru değilmiş. Şimdi burada da 9, 12, 15 var. Tabii ki burası da 9. Yine köşegenler dik kesişecek deltoid olduğu için alanı soruyor. Bir köşegen 18, diğer köşegen 16, çarp 2'ye böl. 90, 54 daha 144. ABC'de dik yamuk, tamam. 16 var, 8 var. DE eşittir EC. Bir de burada deltoid var. O zaman bununla da bu birbirine eşit olacak, olmak zorunda. Hemen şunu da çizelim, bizim uzun köşegenimiz deltoidimizin. Ve köşegenlerin dik kesiştiğini söyleyelim. DEBC deltoidin alanı da nedir diye bir soru soruyor bize. Bakalım neler yapacağız. Şimdi 8, 16, hipotenüsümüz 8 kök 5. Bak uzun köşegeni buldum. 8 kök 5. Şimdi şurayı bulacağız mecbur. Şu uzunluk da kısa köşegen. Onu nereden bulalım? Şöyle bir bakalım. Şimdi şu da 2'ye bölünecekti. Bunu da söylemiş olalım. Diklikten diklik inmiş. Buranın tamamını bulurum. Şurada diklikten diklik inmiş. Burayı bulursam bir şeyler buluruz ya, bulalım. Şimdi şuraya H diyelim arkadaşlarım. Şu parçaya H diyorum. Bak 8 çarpı 16, 8 çarpı 16 eşittir. H çarpı 8 kök 5'te ah bacı yaptım. Şunlar giderse 16 kök 5 bölü 5 çıkar H. Şurası 16 bölü kök 5, yani 16 kök 5 bölü 5, tamam. Şimdi şuradan Pisagor yaparsak, şurayı da yapalım. 8'in karesi, gerçi burası ne gelecek? Kök 5 katı olacağı için 8 bölü kök 5 gelecek burası. Burası 16 bölü kök 5'ti ya arkadaşlarım. 16 bölü kök 5. 8 bölü kök 5 olursa bak küçüğünün kök 5 katı 8 geliyor. Şurası 8 bölü kök 5. Tamam. Şimdi şurada da bir diklikten dikinmiş şurası. Öklit de burada yapalım hemen. Şuradaki x'i bulalım biz. Şimdi 8 bölü kök 5'in karesi 64 bölü 5 yapar. Eşittir. X çarpı 16 bölü kök 5. Yani 16 kök 5 bölü 5'e eşit. 5'ler gitsin. 16 ile de bu gitsin. 4. X eşittir 4 bölü kök 5. Şurası 4 bölü kök 5.
Tabii ki bu da 4 bölü kök 5. Ve dolayısıyla şu köşegende ne çıktı? 8 bölü kök 5. Dostlar neydi deltoidin alanı? İki köşegenin çarpımının yarısı. Birinci köşeyi 8 kök 5 bulduk. İkincisini de 8 bölü kök 5 bulduk. Bir de bunun yarısını alınca alan. Kök 5'ler gitti. 64 bölü 2'den 32 çıktı. Evet. Orta noktalar EF 8, HF 12. Şimdi bu diğer orta noktaları da biz alırsak burada bir dikdörtgen çıkıyordu. 8 çarpı 12'den 96 bunun alanı ve tüm alanın yarısıydı. 192'dir tüm alan dedim. Geldim bu soruya. Şuraya A dersek şurası da A. Deltoid olduğu için köşegenler dik kesişecek. Şuraya B dediğim takdirde bak A ile B'nin toplamı 90. Demek ki şurası da A ile B'nin toplamı olduğu için 90. Yani diklikten diklik indi dostum. H dersem H kare eşittir 4 çarpı 9'dan 36'dan 6. Kısa köşegen 2'ye bölünecekti bu da 6. Alanını soruyor 12 çarpı 13 bölü 2'dir. Alanımız 60-78 yapar cevap. Sondu değil mi bu? Evet yoruldum da o yüzden. Evet ABC'de deltoid köşegen AB BC'ye eşit. Tamam deltoid yana yatmış. Şunlar eşitse tabii ki bunlar da eşit. EH görelim orayı. HD'nin 2 katı. K'ya 2K. EF AF'nin 2 katı. M'ye 2M. Boyalı alanlar toplamı 10. Şimdi ben buna A dersem burası 2A. Buna B dersem burası 2B. Tabii şu 3M ise şurası da 3M'dir ve 3B düşerse buraya da 3B. Dostlar bize demiş ki A ile B'nin toplamı 10. Boyalı alanlar toplamı 10. Bakın şuranın alanı 3A artı 3B. Burası da 3A artı 3B. Yani bana da 6A artı 6B'yi soruyor. 10'sa 60'ı işaretledim. Evet birazdan da yeni nesillerin videosunu çekeriz. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.